Evet, değerli dinleyenler, yeniden sizlerle beraberiz ve biliyorsunuz seçim dolu dizgin devam ediyor. Şunun şurasında ne kaldı? 10, 11 bilemediniz. 12 gün ve adaylar hakikaten nefes nefese bir yarış içerisindeler. Sivas'ta bunu yürütmek çok zor değerli izleyenler. Nedeni şu, bir ucundan diğer ucuna 425 kilometrelik bir şehirden bahsediyoruz. Hatta Avrupa'da birçok ülkeden de büyük bir şehir. Burada seçmene yetişeceksiniz, anlatacaksınız, ikna edeceksiniz ve kısaca oyun alacaksınız. Bu o kadar zor ki, yani Türkiye'de 81 vilayet var, en büyüğü Sivas. Yani Konya derler de biliyorsunuz benim bir konuğum vardı, işi rast gelsin şöyle derdi programda. Sivas'ın dağlarını düz ederseniz Sivas'ın dağlarını Konya'yı çok fazla geçer derdi. Hakikaten çok büyük bir coğrafyada yine bir siyasi konuğumuz var programımızda. AK Parti milletvekili adayı Rüstem Yüce kardeşim bizimle beraber. Tabii Rüstem kardeşimi herkes tanıyor aslında. Geçen dönemden de yine vardı bu listelerin içerisinde. Çok sevilen sayılan bir isim. Yine aynı şekilde listelerde var. Ve konuğumuz bakalım Rüstem Başkan, Sayın Milletvekilimiz neler yapacak, neler edecekler, nasıl çalışıyorlar? Ben de doğrusu merak ediyorum. Ben hemen sözü uzatmadan Sayın Milletvekilime bir hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk Nihat abi. Ben de sizin aracılığınızla tüm Sivas hemşehrilerini buradan sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Evet, bir seçimin arifesindeyiz ve çok önemli bir seçimin arifesindeyiz. İnşallah ilimize, ülkemize, milletimize hayırlı olur diye dua ediyorum. Seçim arifesindeyiz. Çok dediğiniz gibi çok az bir süre kaldı seçimlere. Ama biz adaylarımız açıklandığından beri demeyeceğim. Genelde adaylar öyle söylerler. Biz teşkilat olarak zaten hep milletimizle hemhal olan, hep birlikte olan bir partiyiz. Bizim bu parti teşkilatımızın kültüründe var, çalışma sisteminde var. Biz her seçim bittiğinde diğer seçime, bittiği gün, ertesi günde hazırlanan, başlayan bir partiyiz. O kültürle, o şayiyle yetiştik teşkilatlarda. Ben de sen de iyi biliyorsun ki teşkilatlarda 2001'den Biliyorum. beri hemen hemen her kademesinde görev alan birisiyim. Bu Başkanım sizi seçime de şöyle hemen yapalım mı? Sizi bir tanı yani herkes tanıyor ama olsun adettendir hani bu coğrafya çok büyük bir coğrafya. Ben isterseniz şuradan başlayalım çünkü anlatacağımız ve soracağım çok şeyler var. Tamam tabii. Rüstem Yüce kimdir? Nerede doğmuştur? Ve bunu bir kısaca özetleyelim daha sonra sorularım. Tabii tabii usulüyendir. Aslında Tabii ben tabii. oraya gelecektim Olsun aslında. olsun ben hemen Evet. baştan alayım ki onu. Abi Rüstem Yüce 1974 Sivas doğumlu. Maşallah. 49 yaşındayım. Ben kendimi tanıtırken şöyle diyorum Nihat abi, ömrünün yarısı Ak Dava'da geçmiş bir Hay kardeşinizim. maşallah. Allah razı olsun. 2001'den bu tarafa hesaplayınca Evet. evet neredeyse ömrünün Doğru. yarısı Ak Dava'da geçmiş bir kardeşinizim. Ben 2001 yılında Sivas'ın en genç kurucu yönetim kurulu üyesi olarak başladım AK Parti'de görevime. İlçe başkan yardımcılığı yaparken 10 yıl belediye meclis üyeliği yaptım. Bu süreç içerisinde yine 10 yılın 5 yılında belediye başkan vekilliği yaparak geçirdim Su şehrinde. Akabinde ilçe başkanlığı yaptım 8 yıl yine teşkilatımızda. Yine ilimizde İl Demokrasi Hakem Heyeti asil üyeliği yaptım. İlimizi temsil ettim. Sonra 2018 seçimlerinde 4. sıra milletvekili adayı olarak yine sahadaydım. Çok az bir oy farkla da o seçimde seçilememiştim. Akabinde yine il yönetiminde çünkü teşkilatçılık ruhumuzda abi 2018 seçimlerinin hemen akabinde il yönetiminde il başkan yardımcılığı olarak yine Sivas'ımıza teşkilatlarda hizmet etmeye devam ettim. Yine 2023 14 Mayıs seçimlerinde Sivas milletvekili adayı olarak milletimizin huzurundayız. Onların dua desteklerini istemek için yine sahadayız. Milletimize hemhal oluyoruz. Derzdenler bir çırpıda saydı bitirdi de o sayarken ben şaşırdım inanın. Bu maşallah kısacık ömür içerisine çok şeylerin sığdırıldığını siz de şahit oldunuz. Ben de gördüm zaten 2018 seçimlerinde de yine Rüstem Başkan'la biz bu stüdyolarda sizinle çok buluştuk, çok konuştuk. Rüstem Başkan bizim bu stüdyoların da yabancısı değil. Yok. Evet. Yani maşallah gerçekten Allah çok razı büyük olsun. bir başarı var ortada. Sağ olun. Sivas çok şey kazanır diye düşünüyorum ben. Yani burada taraf gir diyelim biliyorsunuz ama konuşurken konuşuyorum değerli izleyenler.
şu insanların parlamentoda olması Sivas adına ne kadar büyük bir keyif değil mi? Tabii takdir sizin, karar sizin. Evet Sayın Başkan. Ben yine tanıtımla alakalı tabii hep böyle teşkilatlarda, çünkü teşkilat bizi hep heyecanlandırır. Teşkilatla çalışmak, teşkilatla olmak bu gönül işidir. Bunun bir karşılığı yoktur, heyecanlandırır. O yüzden kendimi tanıtırken hep böyle teşkilatın üzerinden yürüyorum ama tabii enerji sektörüyle... İş adamlarınız kısmına hiç girmedik. Evet aynen, iş hayatımla alakalı da birkaç şey söyleyeyim. Enerji sektöründe faaliyet gösteren bir aile şirketimiz var. Yaklaşık 73. yılımız, ben 3. kuşak temsilcisiyim orada da. O aile şirketimizde yönetici olarak da işime yine devam ediyorum. Evliyim, 3 çocuğum var. Ellerinizi öper. Evet sağ olun, amin cümlesine. Çocuklarımın ikisi üniversitede okuyor. Bir oğlum da lise son sınıfta. İnşallah, inşallah. Bu anlamda da kendimizi tanıtmış olalım. Yani olan. Öyle bir böyle bir babanın inşallah öyle bir evladının çok faydalı olacağını ben şimdiden görüyorum. Allah razı olsun. Çünkü bu dediğimiz gibi bir harman yani. O harmanda bir ürün var. Ürün var. O ürün inşallah bu ülkeye, devlete, millete de faydalı olacak. İnşallah. İnşallah. Evet. Bütün çabamız o yöndedir. Evet, Sayın Başkan, şuradan devam edelim. Tabii ki az önce dedik ki çok geniş bir coğrafya ve çok zor bir çalışma. Herkese ulaşacaksınız, herkese merhaba diyeceksiniz, herkesi ikna edeceksiniz, herkese konuşacaksınız. Bir örnek veriyorum, işte Batı'da bir vilayeti 100 kilometre giderseniz 10 vilayet geziyorsunuz, geçiyorsunuz. Ama Sivas'ta 425 kilometre bir ucundan diğer. Ucu, evet. Aynen öyle. Dedik ki Avrupa'da birçok ülkeden de büyük. Nasıl gidiyor çalışmalar? Abi çok şükür. Bir defa biz... Dedim ya, sadece seçim zamanı değil, biz her daim sahada olan bir teşkilatız. Ama tabii seçim olunca bunu daha 2'ye, 3'e, 5'e katlıyoruz. Saha çok güzel. Ben 2018 seçimleriyle de kıyas edebiliyorum. Yine sahadaydınız. Evet, evet, yine sahadaydım. Bir defa sahada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın etkisi inanılmaz, tartışılmaz. Allah sağlıklı, hayırlı, uzun ömür versin amin, inşallah. Tabii onun bize sağladığı avantaj da tartışılmaz. Onunla beraber biz de onun doğru adamın izindeki yol arkadaşları olarak biz de sahada dokunmadık el, dokunmadık sıkılmadık el, dokunmadık kimse bırakmamaya özellikle hassasiyet gösteriyoruz. Bu konuda ben teşkilat olarak çok avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. Dedim ya, biz sürekli seçim olmasa da sahada olan bir teşkilatız. Gerçekten bu anlamda seçim arefesinde, seçim üzerinde de bunun avantajlarını yaşıyoruz, görüyoruz. Sahada da bunun karşılığını da görüyoruz. Allah razı olsun, milletimizin gözle görülür bir teveccühü var. Milletimiz her şeyin farkında. Onlar feraset sahibi, çok şuurlular, çok her şeyin farkındalar. Bazen bizim vakıf olmadığımız konulara bile sahada şahit olabiliyoruz. Yani çok gerçekten bu anlamda avantaj olduğunu ilgi, düşünüyorum. Seçmenin ilgi, birikim, profili çok yükselmiş. Çok, kesinlikle, kesinlikle öyle. Biz de bunu hissediyoruz. Ne güzel. Görüyoruz. Bu da bizim çalışma şevkimize şevk katıyor. Daha tabii fazla ki, uğraşıyoruz. Zaten önümüzdeki idrak edeceğimiz seçimlerin önemi tartışılmaz gerçekten. Yani Türkiye'nin... Niye önemli başkanım? Yani bunu her yerde herkes söylüyor. Yani bu seçimler diğer seçimlerden niye önemli? Farkı ne? Hep böyle denilir ama bu seçimler hasreten önemli. Hatta varoluş yok oluşa kadar getiriyor. Ya evet, evet. Bu nedir sizce? Neden önemli AK Parti açısından bu seçimler? Şimdi ben bu konuya abi genelde şu şekilde giriş yapıyorum. Dedim ya biraz önce özgeçmişimden, kendimden bahsederken de 2001'den beri her seçimde sahada olan bir kardeşinizim. Sen de çok yakinen şahitlik ediyorsun, doğru biliyorsun. Biz 2001'den beri her seçimde sahadayken şunu söylemiştik. Gerçekten de her seçimin kendine has, kendine ait önemli özellikleri olan seçimlerdi bunlar. Bu seçimin o önemli, kendine ait has, kendine has önemli özelliği olan seçimlerin artık öyle bir kesişim noktasına getirdik ya, 14 Mayıs seçimleri. Çünkü biz böyle badire atlata geldik. Yani o seçimlerin akabinde işte e-muhtaralar gördük. Akabinde 15 Temmuz darbe girişimini gördük. Bir salgın geçirdik. Tüm dünyanın etkilendiği bir salgın geçirdik. Bunun yanı sıra işte sel felaketleri geçirdik. En son Asrın felaketi, çok büyük bir deprem atlattık. Evet. Bunların arasında da siyasi gelişmelerde bir sürü çok önemli seçimi de bu arada geçirmiş, atlatmış olduk. Ama bunların hepsinden AK Parti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti, AK Parti hükümetleriyle güçlenerek çıktı bu seçimlerin hepsinden.
Ama şimdi öyle bir noktaya geldik ki işte bahsettiğimiz blok. Yani bir işte 6'lıydı. Şimdi herhalde 8'li 9'lu mu oldu? Daha fazla. Daha 9'lu yani, oldu herhalde. Herkes var. Biz sahada olduğumuz için son zamanlarda çok da gündemi zaman zaman atlayabiliyoruz. Şimdi 9'lu oldu o blok. Yani ben sadece şunu söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekasını doğrudan ilgilendiren bir seçimin arefesinde olduğumuzu düşünüyorum. Bunu bir milletvekili adayı olarak değil, düstemici olarak söylüyorum. Bu vatandaşın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, milletinin bir ferdi olarak söylüyorum. İşte o beka nedenini nerede? Şöyle söyleyeceğim. Hepimiz izliyoruz, görüyoruz. Bir defa bu anlattığımız blokun içerisindeki yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin askerine, polisine kurşun sıkanların siyasi uzantısıyla birlikte hareket edenlere bu milletimiz gerekli cevabı verecek diyorum. Yani aslında en büyük nedeni bu. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığından, birliğinden rahatsız olanlarla birlikte hareket eden bir bloktan bahsediyoruz. Yani evet. Ve takip ediyorsanız, görüyorsanız sizler de şahitlik ediyorsunuz. Ekranlarda biz de izliyoruz ve izleyince zaman zaman ya Allah muhafaza yani böyle bir iktidar olursa ne olur diye düşündüğümüzde uykularımızı kaçıran söylemler var. Yani zaman zaman özellik konuşuluyor. Yani çok evet. Allah korusun. Yani terörist başını içeriden işte çıkartmaktan bahsediyorlar. Yine işte içerideki FETÖ'cülerle alakalı işte onları da serbest bırakacağız. İşte yine terör örgütünün içeride yatanlarını serbest bırakacaklarını PKK terör örgütünün anayasadan içeride yatanlarını kavramının çıkarılması anayasadan gerektiğini kavramının çıkartılmasıyla alakalı söylemler var. Yani şunu söylüyorum. Biz de tabii siyaset yapıyoruz ve takip ediyoruz. Gündeme elimizden geldiği kadar memleket namına, millet namına, memleket millet lehine tek cümle varsa duymak istiyorum. Yani en son TCG Anadolu uçak gemimizi yaptık. Dünyada uçak gemisi yapabilen 5 ülkeden bir tanesiyiz. Yani Allah için muhalefet de olsa şunu duymak isterdim. Yani çıkıp da ekranda ya siz sağ olun bu bir tane uçak gemisi yaptınız. Çok güzel. Biz de buna 5 tane ilave edeceğiz, 10 tane ilave edeceğiz denmesi yani değil mi? Daha böyle insanların kalbine su serper değil mi? Yani evet, ruhuna evet, seser, evet, su serper yani ferahlatır. Evet. Yani en azından milleti düşünen, devleti düşünen bir muhalefet var deriz ama maalesef söylemler tam tersi. Millet lehine, devlet lehine tek cümle, tek olumlu eylem görmüyoruz. Yani söylemler böyle ama biz de sahada şunu görüyoruz ki milletimiz bunun farkında ve 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızı ilk turda hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir oyla bunlara gerekli cevabı verecek diye bunu da sahada çok net gördüğümü söyleyebilirim. Ben sahada olan bir kardeşiniz olarak. Yani değerli dinler tabii biz televizyoncu gazeteciyim ben biliyorsunuz 25 senedir bu saçlar simsiyah başladı bembeyaz devam ediyoruz. Çok seçimlere şahit oldum ben burada. Sayın milletvekilimden ari olarak kendi görüşümü sizinle paylaşmak istiyorum. Hakikaten 1960'tan sonra seçimler yapıldı. Hep şu oldu yalnız. Muhalefetle iktidar bu ülkenin nasıl gelişeceğini, nasıl dönüşeceğini, nasıl kalkınacağını hep bunu tartıştılar. Vaatleri de bu yöndeydi. Ama ben bakıyorum muhalefeti dinlerken biz bu dünyadan göçüp giderken adam gibi bir ülke bırakılsın istiyorum ve diliyorum Allah'tan. Ya ben korkuyorum yani titriyorum muhalefeti dinlerken titriyorum. Bugün CHP'nin, HDP'nin çok önemli bir ismi diyor ki Kılıçdaroğlu erkekçe açıklasın bizimle kapı arkasında ne konuştuğunu diyor. Bugün az önce gazeteciyim işim bu. Yani dağdaki teröristin içimizdeki uzantılarıyla adamlar omuz omuza kol kolalar. Yani böyle bir sıkıntı var. Ben Batı'da uzun yıllar kaldım, 6 sene kaldım Fransa'da değerli izleyenler. Orada seçim olur, bütün muhalefet iktidar Fransa'yı nasıl bir adım ileriye götüreceğini konuşur. Başkanım, ama bakıyorsunuz bölünmeden bahsediliyor, işte tezkerelerin çıkmayacağından bahsediliyor. Suriye'deki, Irak'taki ve Libya'daki, işte hatta Karabağ'daki, yani oradaki askerlerin, evet, oradaki gücümüzün çekileceğinden bahsedince ya ne oluyor diyorum, ya ne oluyor diyorum. Gerçekten böyle bir, evet, garip bir durum var. Dolayısıyla hakikaten ben de bir Türk vatandaşı olarak çok korkudayım başkanım. Evet, en son Nihat abi söylediğinizi ilave olarak çok taze daha. Yani Atatürk Havalimanı'nın Amerikalı bir şirkete verileceğiyle alakalı bir vaatte bulunmuştu sanırım ana muhalefet partisinin lideri. O şey, yani vermeyi düşündükleri şirketin araştırmasında da, istihbarat araştırmasında da CIA bağlantılı bir şirket olduğu da ortaya çıkmıştı. Yani herkes, her şey ortada. Evet başkanım, şey ortada. Şuradan devam edelim izin verirseniz.
Siz tabii inşallah hayırlısıysa olsun diyoruz. Milletvekili olursanız. İnşallah. Tabii Sivas'la ilgili yıllardan beri bu işin hem iş adamı olarak içindesiniz hem siyasetin evet. içindesiniz. Sivas'ın sorunları nedir? Yani siz neler yapacaksınız? Planlamanız, programlarınız içerisinde neler var? Yani bu çok önemli bir konu. Siz hem de yerel millet, hem Türkiye milletvekilisiniz ama Sivas'ın da milletvekili olacaksınız. Evet. Ne var kafanızda? Neyi planlıyor, neyi hayalliyorsunuz? Şimdi öncelikle ben bu soruya şöyle cevap vermek istiyorum. Sivas AK Parti iktidarları döneminde, neler AK Parti aldı? Hükümetleri döneminde gerçekten en Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki 81 vilayette en fazla yatırım alan ilk 5. ilimiz olduğunu burada çok hatırlatarak ciddi. Başlamak istiyorum. 5. ilimiz. Ben bir defa tüm hizmet eden milletvekillerimize buradan çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten hepsi çok hizmet ettiler. Tabii ki. Özellikle Sayın Bakanımız İsmet Yılmaz Bakanımız, en son Habib Soluk Bakanımız, yine hakeza Semiha Hanım sağ olsun o da hiç bağını kesmeden, hiç enerjisini kaybetmeden çok hizmetler ettiler. Ondan önceki milletvekillerimizin hepsinde, herkesin bu çorbada tuzu var. Gerçekten en son yüksek hızlı trenimiz geldi ki yani devasa bir yatırım. Gerçekten. Belki hayal edemeyeceğimiz şeyler. Hayal ötesi bir Türkiye için hizmetti. Öyle. Evet. Öncelikle ben buradan bu konuya girmişken tüm milletvekillerimize, Sayın Bakanıma ve Sivas'a hizmet eden tüm siyasilerimize çok teşekkür ediyorum. Onlara minnet duyduğumu da buradan sizin aracılığınıza iletiyorum. Sağ olsunlar. Biz hizmet noktasında onlardan aldığımız bayrağı bir tık ileriye götürmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Yani bu sorunun genel cevabı böyle olsun. Şimdi Sayın Bakanımızın çok önemsediği bir kitabımız vardı, yayınlandı. Sağ olsun Sayın Belediye Başkanımız Hilmi Bey ile beraber il başkanlığımız ve Sayın Bakanımızın da katkılarıyla Sivas'a yapılan hizmetlerle alakalı, bilmiyorum gördünüz mü? 2 cilt bir kitabımız var. 600-1200 sayfa. Yani biz burada Sivas'a bu zamana kadarki yapılan hizmetleri saysak burada sanırım 1-2 gün konuşuruz. Yani 1-2 gün konuşuruz. Saatler yetmez ona. Problem şu gibi, virgül istiyorum. Evet. Hakikaten bu 20 yıl içerisinde 80 yılın 10 katı hizmet etmiş AK Parti hükümeti. Sanki vatandaşa bu hizmetleri anlatamıyor gibi mi? Yani hiçbir şeyi söylemeyen bir muhalefet var. Yani duruşuyla da problemli bir muhalefet ya var. Ya maalesef. Evet. Ama şimdi bakıyorsunuz böyle denklikten bahsediliyor. Sanki ya eşitmiş gibi falan. Bu da paradoksal bir durum değil mi sizce? Yani? Kesinlikle. O yüzden sloganımız bu ya abi. Doğruya doğru. Doğruya doğru de. Ki bizim Anadolu'nun en büyük hasretidir değil mi? Doğru. Ya kardeşler Allah için doğruya doğru. Yani, doğruya doğru bildir. Evet. Yani bunu diyen bir muhalefet olsa aslında daha çok prim yapar diye düşünüyorum ama bunlar memleket lehine olan her şeyi kötüledikleri için, istemedikleri için nasıl bir ruh halleri var onu da anlamış değilim bu konuda. Yani evet, yani iyi bir şey varsa ona evet kardeşim bu bizim buranın hasretidir o. Yani birisiyle alakalı bir şey konuşuyorsunuz. Ya kardeşim tamam evet orada yanlış yapmıştım ama bu da doğrudur. Bunu da doğru yapmıştır deriz. Ha bizim işte o yüzden bu hizmetleri anlatamama noktasında sloganımız o yüzden de doğruya doğru. Yani ya şimdi bir de Nihat abi hizmet çok çabuk rutinimiz oluyor. Çok çabuk rutinimiz oluyor. Unutuyoruz bir süre sonra. Çünkü yani çok fazla yapıyor. Şimdi ben Allah için diyorum ya bak yani Türkiye'nin belki en büyük yatırımlarından birini aldı Sivas. Allah'a şükürler olsun. Çok şükür. Ama bu emin olun 2 ay sonra belki 1 ay sonra rutin olacak artık. Sıradanlaşacak. Evet sıradanlaşacak. Sanki o bizim rutinimiz gibi olacak. Yani tıpkı okullarda kitap bulamadığımız zamanlardan şimdi çocuklarımız okula gittiğinde masalarında kitaplarını bulması gibi. Tıpkı diğer AK Parti'nin yapmış olduğu insanlarımızın yaşam kalitesini artıran hizmetler gibi bir süre sonra bu da rutinimiz olacak. O anlamda bu soruya da böyle cevap vermek istiyorum. Yani yapılan işe doğruya doğru demek lazım. Başkanım Meral Akşener. Evet. Doğalgazın bağlandığı gün aynen şunu dedi. Mealen. Evet. Cümle olarak aynı değil ama. Belki Putin boruyla moruyla bir şeyler takviye ya etmiş. Ne kadar acı değil mi? Şimdi yani, arkadaş. Evet. Ya bu değil muhalefet. Evet. Ya bu dil muhalefet dili olmamalı. Olmamalı bu çok ya. Basitleşiyor. Evet. Yani evet. Aklımızla alay etmektir bu bizim. Ya bunun yerine teşekkür edin. İnan ben az önce korkuyu yaşamam. Evet. Yani SİHA diyoruz. Diyor ki dokunuruz. İşte Kızıl elma deniliyor. 4 tane profil var altında diyor. Evet. Ya arkadaşım siz kimden danışıyorsanız ya kaldırın NATO danışmanları ya gelin bana inan bedava danışmanlık vereyim. Size iktidara getireyim ben size ya. Böyle evet. Muhalefet olur mu ya? Evet. Deli misiniz siz ya?
Ya kızın elma bizim değerimiz değil, çıkın işin içinden. Başkanım. Evet, ne kadar doğru. Yani, aslında hepsi yine doğruya geliyor hepsi. Adamlar virtual adamlar. Evet, maalesef. Ya. Yani onu diyene kadar evet dediğiniz gibi savunsa, yani biz de daha fazla uğraşacağız, daha fazlasını çıkartmak için uğraşacağız. Akdeniz'deki sahalarımızla alakalı daha fazla çaba sarf edeceğiz deseler daha iyi, ama Akdeniz'deki sahalarımız için bile yani diyorlar ki oraya müdahale, Libya'da ne işimiz var diyordu değil mi? Ya, ana muhalefet partisinin lideri. Yani evet, yani tabii onları da aynı cenahta birbirlerini de savunuyorlar bu konuda. Sonuçta oraya bir üste kuruldu malumunuz Yunanistan'a. Oradaki üstün neden kurulduğuyla alakalı da bütün vatandaşlarımızın da bu konuda fikir sahibi olduğunu biliyoruz, görüyoruz, sahada da görüyoruz zaten. Yani onu diyene kadar bizim daha çok kaynağa ihtiyacımız var. Daha fazla kaynak, daha fazla doğalgaz, daha fazla petrol üretmemiz lazım. Bu işte de biz daha fazla çaba sarf edeceğiz demek yerine dediğiniz gibi diyor ki şeyden Rusya'dan denizin altından oraya boruyla getirip gazı verdiler diyor. Bu anlattığının da fiziksel olarak mümkün olmadığını da bilmiyor maalesef sanırım. Tabii buna bizim yetkili organlarımız gerekli cevabı veriyorlardır. Biz burada yerelde konuşuyoruz ama ona da gerekli cevap veriliyor tabii yetkili organlarımızca. Yani AK Partili olmak, AK Parti milletvekili adayı olmak aslında o kadar büyük bir onur ve o kadar kolay ki. Az önce buyurduğunuz gibi saymaya kalksanız işte günler alır. Ya evet, edilenler. Biz çok avantajlı olduğumuzu yani, söyleriz. Yani, evet, çünkü elle tutulan somut şeyler var. Tabii, çok hayatımızı şükür, evet, direkt etkileyen bizzat günlük karşılaştığımız güzellikler var bu ülkede. Var, işte. Evet. Sağlıktan tutun, savunmadan çıkın. Yani hizmet denince, geliyorsa. Hizmet denince anlatacağımız çok şey var. Yani. Ama bu bir hizmet seçimi değil. Yani bu seçim hizmet anlatacağımız bir seçim değil. O çok önemli. Bu seçim evet. Bu seçim büyük küçük ufak tefek kırgınlıkların, dargınlıkların konuşulacağı bir seçim değil. Bu seçimin önemi çok 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 farklı yani. Çok farklı. Yani ya Türkiye yüzyılına devam edeceğiz ya da bütün kazanımlarımızı bertaraf etmek üzere programlanmış bir blokla onlara teslim olacağız. Yani bu kadar net. Bu kadar net söylüyorum. Evet. Yani ben bu kadar bunu dedim ya, bir milletvekili adayı olarak değil, bu milletin bir ferdi olarak söylüyorum. İçimden geçeni söylüyorum. Biz bu seçim bu kadar siyahla beyaz kadar ayrışmış net bir seçimden bahsediyoruz. Yani diyorum ya, izliyoruz yani, varsa lütfen siz söyleyin. Yani ben takip ediyorum, izliyorum. Ne olur ki millet lehine de güzel, olumlu, yapıcı bir şey söyleyin. Ne olur ki yani. Varsa hatırlatın. Başkanım yani. Bu bizim gibi ülkelerde genelde şöyle bir sorun var. Algılar olguların önüne geçiyor. Geçiriliyor daha doğrusu. Bu sosyal medya çıktıktan sonra biliyorsunuz belli bir yaş grubunu çok etkiliyor. Niye? Onlar 2000 öncesini yaşamadığı için. Ve Türkiye'nin gerçek yüzünü bilmiyorlar. Hatta işte muhalefetin başının, şu anda Cumhurbaşkanı adayının, o genel müdürlüğü dönemindeki işte Savaşay'ın yaptığı programlar var. Biz onları evet, bizzat yaşadık. O hastanelerde evet, bizzat bulunduk. Allah o günleri bir daha göstermesin. Amin. Şimdi bu o seçmen grubuna, kitlesine, yani hani Z kuşağı falan deniliyor ama evet, onlar bizim çocuklarımız. Evet. Onlar sizin evladınız, benim torunum, ötekinin kardeşi, yani bizim çocuklarımız bunlar. Ben inanıyorum ki anlatılırsa bunlar anlıyorlar da. Kesinlikle. Anlıyorlar. Nasıl bir saha var? Nelerle karşılaşıyorsunuz? İşte Nihat abi, onunla alakalı bir defa şuna katılmıyorum. Evet, biz bunu çok konuştuk, çok tartıştık. İşte AK Parti ile büyüyen kesim diyoruz onlara. Yani AK Parti iktidarının, AK Parti hizmetleriyle büyümüş. Öncesini bilmeyen Z kuşağı dediğimiz gençlerimiz. Ben sahada çok karşılaşıyorum. Bir de bununla alakalı programlar da yaptık. Bizim biliyorsunuz ilk uyum projemiz evet, evet, var. Evet. Onunla alakalı genç kollarımızın tertiplemiş olduğu programlara yani ben 3-4 programa katıldım şu kısa süre içerisinde, bir 10-15 günlük süre içerisinde. Şimdi siz yaş olarak da o kuşağa yakınsınız. Tabii ya, tabii aynen öyle. İyi de anlaşıyoruz. İyi anlaşırsınız. Evet. Ben de anlaşamam evet, da. Kankalarımız diyor ya. Aynen. Aynen. Ben de iyi irtibat kurabiliyorum. Tabii onların yaşında evlatlarım da var. Doğru. Onlarla daha iyi irtibat kurabiliyorum. Onları anlayabiliyorum. Ben bir defa şuna inanmıyorum. Kesinlikle Z kuşağı. Ben inanıyorum ki %60'ı Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti'yi destekliyorlar kesinlikle. Ciddi ben bunu bu. Sahada görüyorum ben bunu kesinlikle. Ve çok bilinçli bir kuşak kesinlikle ve kesinlikle. Her şeyin farkındalar. En son vadide yaptığım bir gençlik buluşmasına yaklaşık 200 gencimizin katıldığı bir buluşmada onlarla çok çok böyle birebir daha böyle detaylı sohbet etme imkanımız da oldu. Böyle sorulu cevaplı. Baktım ki çok böyle konulara vakıflar, her şeyi biliyorlar. Ama işin diğer tarafına baktığımızda dijital medya ve sosyal medya üzerinden çok
etkilenen bir kesim de olduğu net. Evet. Yani o bot hesaplarla işte hatta şöyle bir şehir efsanesi de dolanıyordu. İşte şeyde Amerika'da Obama'nın Biden'ın seçimlerini yürüten seçim ekibi Türkiye'deki gençlerimizi de manipüle etmek üzere çalışmalar yapıyor diye falan bir şehir efsanesi ama şu bir gerçek ki yani sosyal medyada, dijital medyada çocuklarımızı etkiliyorlar. Bu net. Doğru. Ben zaten kesinlikle. En çok rahatsız olduğum nokta. Evet, kesinlikle. Yani böyle çok ideolojik söylemlerle ya da çok böyle çocuklarımızın hatta LGBT ile ilgili yani ahlaki değerlerimizi çökertecek konularla alakalı bile çok ciddi bir saldırıya maruz kaldıklarını düşünüyorum. Hem sosyal medyada hem dijital medyada. Çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. Onlara doğruyu anlatmalıyız. Gerçekten bu çok önemli. Bununla alakalı aslında yaşadığım bir şey de var. Bundan 2 ay önce, 3 ay önce benim çocuğum da işte İstanbul'da üniversitede öğrencisi, kızım özellikle. İstanbul'da tabii okula gidip geliyor. Biz de bu Sivas'ta yaşıyoruz. Ara sıra gittikçe görüşüyoruz. Son zamanlarda hani bu davanın içinde olan birisi olarak baktım ya çocuğun söylemlerinde böyle ufak tefek şeyler var, farklılıklar var. Kaymalar var. Farklılıklar var, kaymalar var. Ya hemen fark ettiğim an yani neler yapıyorsun kızım? Nerede oturuyorsun? Nerede kalkıyorsun? Nasıl işte kimlerle yani hangi kitapları okuyorsun? Sosyal medyada hangi mecradasın? Neler yapıyorsun diye biraz böyle sohbet muhabbet biraz fazla vakit geçirdikçe anladım ki yani benim çocuğumu bile etkileyebilmişlerse ben yakından biliyorum. Ben de öyleyim. Ya benim çocuğumu bile etkileyebilmişlerse yani bir an irkildim. Yani endişelendim. Hemen çocuğumla işte vakit geçirdim, onu anlattım. Yani onu doğru istikamete çektim hemen. Yani anlattım, onu dinledim. Yani. Tabii onu dinledim, o anlattı. Onun anlattıklarına ben işte uygun, gerekli cevapları vererek onu olması gereken istikamete çevirdim. Yani burada bu örneği neden veriyorum? Yani ben benim evladım içinde olduğum davamı en iyi bilendir. Yani doğru. Sonuçta ailem benim. Hayatınızı biliyor. Tabii. Yani benim çocuğumu etkiliyorlarsa demek ki etkiledikleri bir kesim bariz. Ben onun için sordum. O yüzden ben bütün seçim çalışmalarımda, konuşmalarımda da söylüyorum mutlaka. Biz de aciziz, beşeriz, biz de insanız. Gönül istiyor ki bütün herkese dokunalım, herkese sohbet edelim, herkese anlatalım ama bunu kısmen yapabiliyoruz ve yaptığımız yerlerde de anlatabildiğimiz insanlara, abilerimize, kardeşlerimize de mutlaka bu konuyu izah ediyorum. Mutlaka çocuklarımıza sahip çıkalım. Onları ya onların ne düşündüğünü dinleyelim. Ne yaptıklarını bilelim ve çocuklarımızın istikametinde şaşma olmaması için onlara destek olalım. Ben kesinlikle eminim bu ülkenin her ferdi 7'den 77'ye hepsinin odağında Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türkiye Cumhuriyeti'nin milleti, bayrağı, vatanı bir numaradır. Ve onu hiç kimse zedeleyemez. Bu bizim genlerimizde var. Evet. Yani o yüzden çocuklarımıza sahip çıkmamız, onları dinlememiz yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Onlara da biraz doğruyu, yanlışı da böyle örneklerle anlatırsak ben çok rahat etkileyebileceğimizi düşünüyorum. Gençlerimizin en azından manipüle edilmelerini engellemiş olacağız. Yani. Değerli dinleyenler, tabii ki ben program yapımcısıyım. 25 seneden fazladır buradayım. Ama öyle anlar vardır ki benim hayatımda ben tarafım. Tarafım. Yani burada beni kimse tarafsız falan görmesin. Zaten beni tanıyorsunuz. Tarzımı da biliyorsunuz. Olay şu. Yani bizim hani Muhsin Yazıcıoğlu o Hrant Dink cinayetinde bir Büyük Birlik Partili çıktı ya cinayetin arkasından şunu demişti rahmetli hiç unutmuyorum. Tarlamızı sürmüşler bizden haberimiz olmadan demişti. Şimdi benzer şeyler oluyor. Az önce başkanın, Rüstem Başkan'ın dediği gibi bizim çocuklarımızı bir anda farklı bir yere evirip çevirebiliyorlar. Şimdi yapacağımız şey şu, ben öyle yapıyorum şahsen. İki torunum var, oy kullanacak bu sene. Ben yani öyle onları kaderine terk edip ya nereye verirseniz verin gibi öyle bir lüksüm yoktur. Çünkü bunun geri vitesi yoktur. Gittiğimiz yolun geri vitesi yoktur. Ben onu yeminle, büyük vaatlerle temin ettikten sonra hatta bir adım ötesine geçeceğim. O kadar kararlı ve katıyım ki bir oyun çok değerli olduğunu bilen biri olarak. Kesinlikle. Resmini istiyorum attığın oyun, resmini. O kadar net ve sağlamcıyım. Herkes çoluğuna çocuğuna sahip çıksın. Yani hem sizin ekmeğinizi yiyecek, hem sizin paranızı cebinize koyacak, cebine koyacak. 5.000, 50.000, 10.000 neyse telefonunu, sizin telefonunuzu kullanacak. Ondan sonra da gidecek başka yerlere oy verecek falan. Yok öyle bir lüksümüz yok hiçbirimizin.
ben özellikle kendi yapacağım şeyleri sizinle paylaşmış oldum. Evet, ben burada radikalim yani ben öyle yani öyle vay efendim ben işte ya konuğum var AK Partili ben işte tarafsız olayım böyle bir şey yok. Böyle bir lüksüm yok benim yani. Evet. Çünkü bu dediğim gibi hakikaten acayip bir durumdayız biz. Yani o kadar sinsi çalışılıyor ki, o kadar sinsi, o kadar kalleşçe çalışılıyor ki. Ben bakıyorum dağdaki terörist, ülkücüyüm diyen Meral Akşener'in partisine, Akşener'in partisine ayar veriyor. O Cemil Bayık dün diyor ki işte İYİ Parti ve CHP'nin ittifakını güçlendirin, destekleyin diyor kendi adamlarına. Ya bu nasıl bir şey? Bir yandan ülkücü olduğunu iddia eden bir bayan ve genel başkan, öbür taraftan da dağdaki PKK'lı terörist, terörist başı. Onları öneriyor ve tavsiye ediyor taraftarlarına. Ya hala uyuyacak mıyız değerli izleyenler? Diyor ya şair. Kındayım, kındayım. Paslı bir kılıç olsam da kındayım. Sen beni şaşkın görme ey gafil. Ben her şeyin farkındayım diyor. Düşman farkında biz de farkında olacağız. Buyur başkanım. Aynen. Seni dinlendiriyorum yani. Bazen araya girerim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim abi. Buyur. Ben de istifade ediyorum bu arada. Estağfurullah. Nihat abi biraz önce şey Sivas'la alakalı da o da arada. Buyurun buyurun. Kaynamam. Tabii yok yok. Kaynamasın. Şimdi benim bir iş adamı kimliğim var. Biraz önce anlattım. Yani ben ticaretle uğraşan bir kardeşim. Sen de biliyorum uzun yıllardır. Takip ediyorum. Aynen. Sivas'la alakalı yapacağımız en önemli işlerden bir tanesi istihdam alanlarını daha fazla çoğaltmak. Bununla alakalı da çok ciddi adımlar atıldı. En son Nuri Emrah o organize sanayi bölgemiz. Yani burada hedeflediğimiz istihdam sayısı 40 bin. Şu an orada tahmin ediyorum 3. fabrikada faaliyete geçmek üzere. İnşallah. Yani sadece tanıdığım bir tekstilci abim var. Aynı zamanda Sivas Spor'da da başkan yardımcısı ki benim de çok iyi görüştüğüm bir iş adamımız, abimizdir. Yani sağ olsun. Sadece onun yapacağı tesislerde çalışacak 3000 kişiden bahsediyoruz. Çok ciddi bir rakam. Çok şükür. Burada 40.000 hedefimiz var. Nuri Demir abi biliyorsunuz destek teşvik noktasında 6. Bölgede. Tabii yani buraya yatırım yapmak için, yatırım yapmamak için hiçbir sebep yok. Yani her şeyi var. Her şeyi var. Zemin var. Altyapısı var, zemini var. Zaten 5.730.000 metrekare sanayi bölge alanımız. Bunun hemen hemen 4.247.000 metrekaresi de tahsis edilmiş durumda. Yani bu da çok insanların buraya iş adamlarımızın buraya teveccüh gösterdiğinde gösteriyor. Kesinlikle. Şöyle biz istihdam sorunuyla alakalı. Yani Sivas'ta benim en gördüğüm, en çok karşılaştığım konu istihdamla alakalı projeleri biraz daha yoğunlukta işlemeliyiz diye düşünüyorum. Göz ardı etmemeliyiz. Çok güzel çalışmalar yapıldı. Biz bunları daha ileriye götürmeliyiz. Daha fazla iş alanı açmalıyız. Çalışmalarımızın, yani benim yoğunlaşacağım alan daha çok istihdam üzere olacak. Şimdi kurumlarda, devlet kurumlarında, işte kitlerde şöyle bir algı var. Yani bazen rastlıyoruz işte insanlar bazıları tepki gösterebiliyor. Yani benim çocuğumu işe almadılar. Almadınız. Yani şöyle kurumlarda sürekli bir işçi sirkülasyonu yok. Yok. Yani atıyorum Kredi Yurtlar Kurumu'nda 100 kişi çalışıyorsa orada zaten çalışa gelen bir 100 kişi var. Var. Yani evet. Orada bir işçiye ihtiyaç olması, bir görevliye ihtiyaç olması nasıl olur? Birisi emekli olur. Ya da farklı bir durum olur. Birisi daha yani istifa eder gider. Yani orada bir 100 kişi varken bir 100 kişi de alamazsınız. Alamazsınız. Yani istihdamı çözmenin yolu üretimden geçiyor. Fabrikalardan geçiyor. Organize sanayi bölgelerinden geçiyor. Dolayısıyla biz bununla alakalı daha fazla istihdam sağlayacak projelerin takipçisi olacağız. Yani en büyük benim takip edeceğim iş bu konu üzerine olacak. Bu minval üzere olacak. Başkanım yalnız burada tabii inşallah seçilirsiniz ama iş adamlı kimliğiniz her zaman var. Burada sorun şu bana göre o bölge bir kere lokal olarak sadece o bölge 6. bölge olmamalı. Yani bu şehrin Türkiye'de ilk defa oluyor sadece bir şehrin bir bölgesi 6. bölge kapsamında sadece Sivas'ta var. Evet. Yani burada kocaman bir coğrafya üstelik göç veren hakikaten işsizliğiyle ön plana çıkan bir şehir. Yani bir kere Türkiye'nin bu 28 bin kilometre karesinde nerede işletme varsa hepsi bu kapsama dahil edilmeli. Bu bir. İkincisi de sıkıntı şu olacaktır. Ben bunu İşkur temsilcileriyle de görüşüyorum. İşimiz de bu. Bir kere yani sanayici beklemez. Sanayici kurar ve üretime başlar. Yani Sivas'ın işsiz kesiminin sayısının içinde kaynakçı ne kadar?
Hornacı ne kadar? Mobilyacı ne kadar? Yani vasıflı, sahir, vasıflı. Tabii, sahir meslek gruplarında ne kadar adam iş bekliyor? Şimdi işveren geldi. İşkur'dan, İşkur Hikmet Bey'den dedi ki kardeşim bana 100 tane kaynakçı gönder. Elinde var 10 tane kaynakçı. Bunu eğer dış vilayetlerden, dışarılardan getireceksek Nuri Demirağ dağ fare doğurur. Yani Sivas diye iş vermemiş olur. Sadece orada öyle bir yerimiz olur, ayrı bir konu. Yani sizlerin de işveren olarak hem milletvekilliğinizle ilgili hem de işveren sıfatınızla bir kere bunun altyapısını mutlaka hazırlamalısınız. Buyurun. Tabii. Ben sizin sancınızı konuştum. Sağ olun. Buyurun. Şimdi şu an işte 3 tane faaliyete geçen firmadan bahsetmiştim. Bir şeyden tekstil üzerine çalışacak bir firma, 3000 kişi çalışacağım dediğim abinin alanında tekstil üzere. Yani şu an Sivas'ta onunla alakalı ciddi işçi alımına başladı ve zorlanıyor şu an. Benim dediğim problem. Zorlanıyor, evet. Yani şey, aslında vasıflı aramıyor. Yok, alıyor, bir ay yetiştiriyor onu. Yani onların kendince işe yatkın kurslar veren kendince birimleri var. Orada alıyor, çalışacak olan işçi kardeşimizi orada bir ay 15 gün eğitiyor. Ondan sonra da çalışmaya başlıyor. İş beğenmeme mi ya, var? Evet, bir de bununla alakalı bir şey daha söyleyeyim. Cep telefonu operatörü resmi bayisi yine bir iş adamı arkadaşım. Yani bölgede hatta çevre illerde de işleri olan. Yani biraz önce bu şeye görüşmeye gelmeden önce ya şey bulamıyorum. Yani çalıştıracak elemanda sıkıntı yaşıyorum gibi bir şey söyledi bana. En büyük endişelerimden biri. Ya evet, yani bunu burayı ben çözemiyorum tam. Yani burada bir dengesizlik var. Yani burada ya biz bir şeyi anlatamıyoruz, ya biz bir şeyi gözden kaçırıyoruz, ya da her yerde iş var, millet eleman bulamıyor. Bu ikisinden birisi. Yani o bayi arkadaşım, cep telefonu bayiliği yapan arkadaşım, eleman bulmayla alakalı dert yanıyor sürekli ve buraya gelirken yine aynısını söyledi. Şu anda çalışacak eleman bulamıyorum diyor. Ve bütün bu kadar işsizi bol bir şehirde. Ya evet ya, acaba öyle mi diye işte bunu sorduruyor bana, işte acaba öyle mi diye bunu sorduruyor. Yani bütün sosyal imkanlarını verir bilirim. Yani hatta asgari ücretin üzerinde ücretler de öder. Ama buna rağmen eğer böyle söyleniyorsa bunu da bir düşünüp tartmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bir yerde birimiz bir yerde bir şeyi eksik yapıyoruz ya da eksik söylüyoruz ya da eksik görüyoruz. Bilmiyorum, orasını takdirinize bırakıyorum. Yani evet, garip bir durum. Tabii ki Sivas'ın bu sahadaki meslek kuruluşları olsun, sivil toplum örgütleri olsun bununla ilgili bir çalışma yapacaklar. Yani şu çıksın ortaya. Kardeşim iş var ama adam bulamıyoruz, çalışmak isteyen yok. Yani bu bir kere net olarak çıkar bir araştırmayla. Tabii, yani, evet. Diyelim ki yani fabrika diyor ki bana 200 tane adam lazım. Gelmiş 100 tane adamı bulamamışsa, niye bulamamış diğer yüzü? Bunu tabii ki az önceki buyurduğunuz gibi yapılan araştırmada biraz da şöyle bir şey var başkanım. Vatandaş çok rahata alıştı. AK Parti hükümetleri döneminde korkunç katkılar sağlandı insanların hayatına. Anasına, babasına, engellisine, yaşlısına, şununa, bununa, bilmem neyine. Çocuk ondan alarak ne olacak, çalışmasam da olur diyor. Böyle gelmiş böyle gidiyor. Biraz da tembelliğe alıştık gibi geliyor. Benim şahsen bir gazeteci kardeşiniz olarak, abiniz olarak görüşüm bu. Yani vatandaş bunu benden daha iyi biliyor aslında. Yani bu böyle. Yani orada tabii şey biraz rahata alış. Yani yaşam standartlarımız arttı. Toplum olarak arttı. Bu net. Yani bunu hepimiz görebiliyoruz. Tabii ona tembellik diyemem ben ama yaşam standartlarımız arttı. Biraz daha rahat yaşamayı istiyoruz. Yani o standartları biraz daha... Ya adam bilgisayar başı istiyor başkanım. Evet, adama yani, iş var diyor mu, bilgisayar var mı diyor. Masa istiyor. Adam köşe istiyor. Bilmem ne istiyor. Adam tezgaha girmem diyor. Adam elime kaynak keskisini almam diyor. Ben demir yollarında 30 sene çalışmış bir adamım. Yani tulumu giyeceksiniz. Hadi ben varım diyeceksiniz. Buna var mıyız yok muyuz? İşte sorun burada düğümleniyor. Evet. Olayın özü bu. Peki önümüzdeki dönem içerisinde şöyle bir finallersek. AK Parti beka sorunu bir tarafa koyalım. Evet. AK Parti ekonomik olarak bu 2023 ile 2028 arasında vatandaşa ne diyor? Bana niye oy verin noktasında vatandaş AK Parti'den ne bekliyor? Bu soruya şöyle başlamak istiyorum. Geçmiş bir defa, tamam. Bir defa yaparsa AK Parti yapar. Hmm. Bu güveni biz sahada da insanlarımızın gözünde, yani evet
Biz her şeyi tam mı yaptık? Yok, eksiklerimiz var mutlaka. Mutlaka eksiklerimiz var. Ama biz şöyle bardağın dolu tarafına bakarsak, bardağın dolu tarafı boş tarafından daha fazla. Yani biz gerçekten parti olarak, AK Parti hükümetleri olarak gerçekten milletimizin yaşam standartlarını artıracak, yaşam kalitesini artıracak çok önemli hizmetlere el attık. Biraz önce konuşmamızın başında da söyledik ya, dünya farklı bir badireden geçiyor, farklı bir süreçten geçiyor. Yani bir salgında işte tüm dünya evlerine kapandı. Evet. Yani tedarik süreciyle alakalı çok ciddi sıkıntılar hala bitmedi, devam ediyor. Dolayısıyla bu dünyadaki yaşanan pandeminin de tetiklediği, ki çok asıl tetikleyici oydu. Bu ekonomik sıkıntıların içerisinde ülke olarak bizim de etkilenmememiz mümkün değil. Tabii ki biz de etkileniyoruz bu süreçten. Tabii ki. Ama şunu çok rahatlıkla, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Yurt dışında çalışan arkadaşlarım var, yurt dışına gidenler, gelenler var. Sürekli irtibatta olduklarımız var. Yani gerçekten yurt dışındaki görüntü çok daha vahim. Yani bundan bir iki ay önce İngiltere'de acile gitmek için bir ay sıra beklendiği söyleniyordu, anlatıyordu. Oradaki arkadaşlarımız anlatıyor. Benim yani abim acil özür diliyorum. Için. Benim abim kalp grafisi şeyi çektirecekti, MR. Fransa'da çalışıyor 40 yıldır. Evet. 1,5 sene gün vermişler. Değerli izleyenler, vallahi ve billahi ya bir de yeminle temin edeyim MR'a sizi. MR'a Fransa'da, Fransa gibi bir dünya ülkesinde 1,5 sene gün vermişler. Kaça kaça buraya geldi bundan bir ay önce ve 2 gün içerisinde MR'ını çektirdik ve kendi durumunu görmüş oldu. Böyle bir ülkede yaşıyoruz, buyurun. Ya evet. Ben kendi görüşümü bu arada söyleyeyim. Sağlık, MR demişken sağlık sektöründe de Türkiye şu an dünyadan sağlık turizmiyle alakalı ciddi ilgi gören bir ülke oldu. Ülke haline geldi şu anda. Biz bunu İstanbul'da, büyük şehirlerde görüyoruz. Yani otellerde, işte hastanelerde. Bunda çok oraya da değinmiş olalım bu vesileyle. Şimdi bu ekonomik krizden etkilenmemek mümkün değil. Yani değil. Tüm dünyanın etkilendiği gibi biz de etkileniyoruz. Ama biz inanın, tüm samimiyetimle söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Milleti bundan en asgari şekilde etkileniyor. Yani evet, pahalılıkla alakalı, enflasyonla alakalı var mı? Var, görüyoruz. Ama her şeye çözüm arayan, çözüm bulan devlet başkanımız, cumhurbaşkanımız var. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Yani evet, enflasyon varsa karşılığında emekli maaşını da artırıyor. Yani evet, bir miktar pahalılık olan konular varsa onunla alakalı işçiye dokunuyor. Yani şu an AK Parti hükümeti olarak ekonomik anlamda dokunmadığımız hiçbir kesim kalmadı. Cumhurbaşkanımızın dokunmadığı hiçbir kesim kalmadı. Yani emeklisinden işçisine, esnafından bağ kurulusuna, çiftçisine varana kadar, yani her konuya, herkesin ekonomik gelirine el attı mı Cumhurbaşkanımız? Attı. Yani şimdi geçen gün Yıldızeli'nde bir esnaf ziyareti sırasında bir tüp satan bir arkadaşın yanına girdik. Esnaf ziyaret ettik, selam verdik. Bu arada bir vatandaşımız da geldi. Yani ya tüp biraz pahalı dedi. Ben daha konuya müdahil olmadan hemen esnaf arkadaşımız dedi ki ya bak tüp pahalı diyorsun ama dedi. Gel dedi bir hesap yapalım seninle. 2001 ben hiç müdahale, ben izliyorum Nihat abi. Yani tamamen izliyorum. Ve bunu da anlatacağım diye de söylemiştim orada. İzliyorsa bizi de ona da selam ediyorum buradan. Dedi ki 2001 yılında asgari ücret bu. İşte tüp fiyatı da bu dedi. Hemen telefondan çıkarttı. Böldü. 17 tane tüp alınıyor o zamanki asgari ücrette. O zamanki tüp parasıyla. Dedi ki bak şimdi pahalı diyorsun ya. Dedi bugünkü asgari ücret bu. Tüp fiyatı bu, böldü 28 tane tüp çıktı. İki misli. Tam bak neredeyse 10 tane neredeyse kimseye yakın. Yani, kimseye yakın. Evet. Yani bunu söyleyince o diyen vatandaşımız daha bir şey demedi. Sonra Yıldızeli'ne de doğalgaz geldi. Tabii bu arada oraya da evet, Yıldızeli'ne yani, doğalgaz da geliyor tabii. Şimdi ya evet. Bu işler az önce söylediniz ya başkanım, öyle kolay anlatılıyor ya da vatandaş o kadar kolay itiraz geliştiriyor ki. Ya arkadaşım Yıldızeli'ne Altınyaylı'ya, ben Altınyaylı'yım, 4000 nüfuslu bir ilçe, köy bozması bir yer. Ya doğalgaz geldi ya. Nasıl ya, bir yaşam standardı? Bunu ya, evet. İnanın bu 20 yıl içerisinde vallahi ve billahi AK Parti gelmeseydi hala Afrika ülkelerinden bir ülke olurdu. Evet. Vallahi dünyanın en geri ülkelerinden bir ülke olmaya devam ederdi bu ülke. Evet. Ama böyle başımız döndü birdenbire. Yani unuttuk neler oluyor, neler bitiyor. O kadar standardımız yükseldi ki az önce buyurduğunuz gibi. Ya, yani şimdi telefonların şeylerini şey yapıyoruz, tiplerini yükseltiyoruz.
Hani sıradan telefonlar bile kullanmak istemiyor. Buraya geldi ülke. Dolayısıyla işte adam tüpten bahsediyor. Ülke nereden nereye gelmiş? İlçesine doğalgaz gelmiş. Evet. Bunu hiç görmüyoruz ve bunu konuşmuyoruz. Konuşmuyoruz. Yani? Tabii şu an siz yıldızlarını söylüyorsunuz. Şu an akıncılarımıza da doğalgaz. Tabii şu an bu nasıl bir şey? Tüpü mü kaldı? İhalesi bitti. Her şey bitti. Şu an projelerde işte nerelerine çekileceğiyle alakalı şeyler yapılıyor. Çalışmalar yapılıyor. Yani bitti artık. Bitti yani. Diğer akabinde yine Gölova'ya ki Gölova'yı da bilirsiniz. Bilmez olur mu? Kaç defa? Orada şirin bir ilçemizdir. Şirin bir ilçemiz. Küçük ve şirin bir ilçemizdir. Evet. Gölova'ya da yine herkese aynı çalışma yapılacak. Sağ olsun. Evet. Yine Koylisar'ımız herkese doğalgaz oraya da gelecek. Yani vadi ilçelerinin de bu arada Sivas'ın kuzeyindeki ilçelerimizde bu hizmeti almış olacaklar. Şu anda akıncılar da başladı. Yani. Geldi sayılır. Evet, bu iş bitmiş. Geldi sayılır. Yani biz dedim ya biz hizmet noktasında çok şükür. Yani biz partimizin hizmet ve eser siyaseti partimizin odağında, merkezinde. O anlamda çok şükür elimiz kolumuz çok geniş, çok söyleyecek şeylerimiz var. Ve bunları milletimiz de şunu biliyor. Her şeye rağmen diyoruz ya her şeye rağmen dedim ya bazı eksikliklerimize rağmen milletimiz şunu diyor ki evet yani bazen bize söylüyorlar işte burada eksiksiniz, burada şeysiniz. Tamam diyoruz, kabul ediyoruz ama kim yapar diyoruz. Kim yapar dediğimizde evet yine yaparsanız da siz yaparsınız diyor. Yani öyle de bir güveni var milletimizin bize. Bu da bizi bize gurur, onur veriyor. Gerçekten çok önemli bu. Yani evet eksiğimizi söylüyor ama diyor ki bu iş yapmak noktasında da size güveniyoruz diyor. Yani yine siz yaparsanız yine Cumhurbaşkanımız yapar diyor. Bu anlamda Cumhurbaşkanımıza olan güven de sahada tartışılmaz. Yani çok üst düzeyde bundan da gurur onur duyuyoruz. Yani ilk turda seçimi kazanacağız. Hiç şüphe etmiyorum Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle hiç şüphe etmiyorum. Ve ben çok sürpriz bir sonuçla ilk turda seçimi bitireceğiz. İnşallah Cumhurbaşkanımızı balkonda o akşam hep beraber coşkuyla dinleyeceğiz. İnşallah tabii ki deprem olduğunda 6 Şubat'ta ben bu birçok depremlere şahit oldum yaş olarak. Mesela 99 depreminde orayı söylemeden geçemeyeceğim. Başbakan dönemin başbakanı Ecevit gazetecilere aynen şunu dedi. Vallahi biz bilmiyoruz yani ne olduğu hakkında da bir fikrimiz yok. Biz tamamen koptuk orayla. Bize ne bildirilirse sizinle paylaşacağızdan 11 vilayet yerle bir olmuş. Cumhurbaşkanı ya. Birkaç gün sonra aynen şunu dedi. Bir sene içerisinde konutlarını yapacağız onların dedi. Daha sonra ben dış basından takip ettim. 10 büyük ülke bir araya gelse bu enkazı kaldıramaz demişlerdi. Yani evet. Böyle bir durum var. Bilmiyorum yani herkes önüne konulan sofrada neyin eksileceğini, neyin eksilmeyeceğini herkesten daha iyi bilir. Ben inşallah hayırlı uğurlu olsun diyorum. Başkanım, ekleyeceğiniz bir şeyler varsa buyurun yoksa son mesajlarınızla programı kapatalım. Tabii Astım felaketi depremden bahsettik. Ben depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Sizin aracılığınızla buradan. Belki birçok konuya değinemedik ama bir sürü konuyu da... Önümüzde daha bir sürü zaman var. Yine bir araya geliriz başkanım. İnşallah yine gelelim çünkü bir defa... Bu konuları seninle istişare etmeyi çok sevdiğimi... Ben de çok keyif alıyorum sizin programınızdan gerçekten. Allah razı olsun. Çünkü doğalsınız. İçinizden geldiği gibi öyle, kasmıyorsunuz. Evet. Önemli olan bu zaten. Teşekkür ederim abi bunun için de. Ben 14 Mayıs seçimlerinin ilimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Sahadayız, çalışıyoruz. Bütün teşkilatlarımız sahadayız. Biz sahada seçimden seçime inmiyoruz. Bunu bir kez daha vurgulamayı önemsiyorum. Ve teşkilatlarımızla da bu anlamda gurur duyuyorum. Gerçekten çok böyle dünyada örnek gösterilen teşkilatlar. Yani AK Parti biliyorsunuz dünyada birçok ülkede done olmuş birçok ülkeye örnek teşkil eden bir teşkilat yapısına sahip. Bu anlamda ben de teşkilatımla da gurur duyuyorum. Yakın zamanda çok güzel önemli çalışmalara da imza attık birlikte. İnşallah hayırlı olacak. İnşallah Sivas'ımıza, ülkemize hayırlı olacak 14 Mayıs seçimleri. Allah hayırlı uğurlu etsin diyorum seçimleri. Hakkımızda ne hayırlıysa da onu nasip etsin diyorum. Yayında bizi hem şehirlerimize hem haleden tüm kameramanından sesçisine tüm kardeşlerime de buradan çok teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık, sağ olsunlar. Tüm Sivas'ımızı saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.
Evet değerli izleyenler, böylece bir seçime doğrunun sonuna geldik. Konuğumuz AK Parti milletvekili adayı Sayın Rüstem Yüce Beyefendi'ydi. Önümüzdeki günlerde başka konuklarla buluşmak umuduyla bu programın yapımında ve yayının demeye geçen tüm SRT çalışanlar adına her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.